Herkese merhaba. Ben Orhan Karcı. Bugünkü dersinde şık bir menü tasarımı görmüştüm. jQuery ile yapılan ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bunun için Google'da customized flyout menu. Evet. Customized flyout menu yazdığınız zaman çıkan sonuçlardan herhangi birine tıklamanız yeterli ilk sonuçlardan ve buradan download seçeneğine tıkladığımız zaman hoşuma giden benim paylaşmak istediğim bu menüyü göreceksiniz zipli halde. Ve ardından işte dosyamızı indirip masa üstümüze çıkarttığımız zaman karşımıza birkaç dosya çıkacak. Korkmaya gerek yok. İndekse hemen tıkladığımız zaman da yapılan bu menünün bir ön izlemesini görebiliyoruz. Evet, jQuery'de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir menü. Ama mesela bunu güzel bir arka plan verebiliriz. Renkleriyle oynayabiliriz. Tarzında evet. Gayet hoşuma giden ana sayfamda kendimin de benim de kullanacağım bir özellik bir menü. Özellikli bir menü. Bunun için index sayfamı open diyorum ve Adobe Dreamweaver ile açmasını istiyorum. Burada belirli kodlar var. Bunlar head tagleri arasında belirli scriptler yazılmış. Bu scriptlere dokunmuyoruz. Linkrel şeklinde de şu tanımlamada CSS'imi, buradaki CSS dosyamı tanımlamış. Ve ardından jQuery kodları yazılmış yine head bölümüne. Ardından da body tagine geçmişiz ve body tagında belli işlemler yapacağız. Şu an live koda geldiğim zaman ben görmüş olduğunuz gibi burada çeşitli görüntüler elde ediyorum. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz Home, About, Portfolio bölümleri eş body tagler arasında list item olarak sıralanmış. Ben bir tanesini değiştireceğim. About sadece hakkında yapacağım. Ve burada da açıklamaları yazılmış. Bakın maybe diye başlayan bölüm About'ta. Dolayısıyla ben burada mesela maybe yerine mesela belki diyeyim. Türkçe çevireyim. Ve kaydedip Ctrl S ile kaydediyorum. Ve ardından sonucumu tekrar izlemek için F5 tuşuna basıyorum. Bakın. Hakkında oldu ve belki çıktı. Görmüş olduğunuz gibi menü isimlerini buradan yazılarında daha sonra mouse'la üzerine geldiğim zaman çıkan yazıları da buradan bakın şöyle tek tek ayrı ayrı dillerde yapılmış. Buradan değiştirebilirim ve kendi web sitemde bu menüyü kullanılacak hale getirebilirim. Burada da linkler veriyoruz biliyorsunuz. Örneğin burada hakkında.html adresine yönlendirmesini istediğim zaman ben evet görmüş olduğunuz gibi hakkında.html adresine tıkladığım zaman yönlendiriyor. Tabi hakkında HTML sayfamız olmak için yönlendiremiyor. Ardından nasıl bir özellik gösterdi söyleyebilirim. Mesela Page Properties'den gidip background rengini değiştirebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaydettiğimiz zaman Ctrl-S ile background'ı değişmiş oluyor. Arkaya kendi yaptığımız bir duvar kağıdı kullanabiliriz ve CSS stillerine girip de buradan stillerine müdahale edebiliriz. Menüyü az da olsa değiştirebilirim. Genel olarak tabi bu renk çok hoş olmadı. Benim tercihim çok da siyah olmamasından yana şekilde iyi olacağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi mesela burada Back to Codrops diyor. Onu da değiştirebiliriz. Ctrl F'ye bastığımız zaman aynı anda mesela Back to yazdığım zaman ya Back yazalım. Find one item next diyor. Hemen pardon. Source kodda next olması gerekiyor. Ctrl F. Ne yazıyordu? Back to diyelim. Back to arattığımız zaman bakın burada çıktı. Bunu da mesela işte Orhan Kazı yazıldı. Kaydettiğim zaman da bakın Orhan Kazı oldu. Görmüş olduğunuz gibi hazır bir menüye birkaç müdahaleyle kendi sitemize entegre edebilmeyi gösterdik. jQuery'nin güzelliğinden
bir parça olsun bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.